Neredesin kuzum benim? Daha sana bir kerecik yavrum diyemeden gene karanlıklar mı aldı seni? Yine yanacak mıyım hasretinden? Nemer abla, duydun mu olanları? Duydum kuzum, duydum. Sakın bırakma kendini, tamam mı? Çay var içeride. Bir şeyler de yersin. Hah, hadi. Oğlum, bütün telsizleri anons geçin. Heh. Bir çocuk kaçırıldı, kız çocuğu. 8 yaşlarında. Adı Cansu. Evet, evet. Sarı, uzun saçlı. Heh. Sonra üstünde siyah bir mont var. Sarı saçlı. Üstünde siyah mont var. Bir de kırmızı beresi. Ha, bir de kırmızı beresi varmış. Hadi bakayım şoförler ordusu, hadi göreyim sizi. Hadi. Hah, getir getir. Hoş geldin Kadir abi. Hoş bulduk Zeynep. İç şundan birazcık. Ne oldu senin bu DNA işi? Test sonuçlandı mı? Hani bugün sonuçlanacaktı. Aldım sonucu. Heh. Artık 2 tane kızım var. Bak ya, görüyor musun? Eve geldim ve boğazım düğüm düğüm. Çocuklara sarılayım dedim. Gözlerinin içine bakayım dedim. İkisi de yok. Yani olur mu böyle bir şey? Ay, ne akıl almaz işler bunlar böyle ya. İnsanlığın da çivisi çıkmış yani. Daha da başka bir laf edemiyorum yani ben burada. Geçmiş olsun Zeynep. Ama merak etme, ben bütün taksileri anons geçtirdim. Bir tanesi mutlaka denk gelecektir. Yani öyle yüreğini karartma hemen. Sağ ol Kadir abi, iyi ki geldiniz. Ben delireceğim ya. Darbe üstüne darbe. Sude'nin gönlünü kazanmaya çalışıyorum kaç aydır. Herkes darmadağın oldu. Böyle bambaşka bir hayatın içine düştük. Zaten her şey tuhaf. Can'a söyleyemiyorum, Ahmet'e söyleyemiyorum. Daha kendime bile söyleyemezken kız kayboldu ortadan. Zeynep Hanım, biraz atıştırın bari. Akşam da yemediniz. Cansu'nun annesinin haberi oldu mu acaba? Polisler aramıştır değil mi? Tabii tabii, haberi var. Şu anda karşınızda duruyor. Anlamadım. Ya sen onu çok iyi anladın da... Neyse. Hepinizin parmağı var bu işte, hepinizin. Hepsi bir 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 ortaya çıkacak. Öyle artistlik yapmaya falan da hiç gerek yok. Sırası değil. Allah Allah. Neyse, şu çocuk bir bulunsun da hele. Ya ne diyorsun sen Münevver? Yani ben hiçbir şey anlamadım. Açıkçası ben de anlamadım. Ben DNA testi yaptırdım Ayşe Hanım. Öyle mi? Bana öyle uzun uzun kuyruklu yalanlar söylediniz. Eğer şimdi sizi buradan kovmuyorsam Sude'nin psikolojisini düşündüğüm için. O her zaman benim kızım olarak kalacak. Siz de birkaç gün çocukları bu cehennemden uzak tutacaksınız. Sonra hesabını vereceksiniz ama. Beni kurban seçip kuklanız gibi kullanmanın bedelini ödeyeceksiniz hepiniz. Yani... Cansu şimdi sizin kızınız mı? Öyleymiş. Aa, sizin bilginiz yok mu? Ha, demek ki sizin vazifeniz bir yere kadardı. Allah'ım.
Vallahi şimdi kıyamet koptu kopacak ha. Ya ne oluyor Münevver, Allah aşkına bir anlat da ben de bileyim. Ya bu garibime o alevli günlerde kızın bulundu diye bir kız getirdiler. Sinan da işin içinde. Zaten senelerdir birlikte arıyorlar kızı. Meğer getirdikleri o kız Zeynep'in kızı değilmiş. Ah. Ya tezgah kurmuşlar buna, bu kız senin kızın gibisinden. Allah Allah. Çocuğu kaçıranlar yakalandı mı peki? Ya Sinan onları bir yerde tutuyor. Tahminim çocuk bulununca hepsini hapse tıkacak. Sinan mı? Sinan polis diye geri mi döndü? Evet. Hem de en yüksek mertebeden. Aa. Ve beni de polisliğe feda etti. Ay yok. Yok etmez. Yo etti. Sinan bu durumun başından beri biliyordu. Cansu'yu bu evde tutmaya çalıştı. O mafya bozuntusu ailenin peşine düştü. Bunları bana anlatmaya tenezzül bile etmedi. Ya o doğru zamanı beklemiştir. E tamam işte. Kartal'ı bulmak için çocuğu yem olarak kullandı. Doğru zaman. Ya Zeynep, sen bu söylediğine inanıyor musun? İnanıyorum. Ben artık Sinan'dan her şeyi beklerim. Daha taş polis de oldu. E sen çocuğu mafyaya kurban ettin işte. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben o DNA testini yaptırmasaydım o bana hayatta söylemezdi sonucu. Allah'ım sen bu çocuğu koru ya Rabbim. Bu iş çok büyük iş. Ya kötü oldum be. Yani boğazım kurudu sinirden. Şey... Aa, dur ben sana bir çay koyayım. Tamam. Ya bu kadar hanımefendi bir insansın. Nasıl uydun sen bu insanlara? Sırf Sude'nin bir ailesi olsun diye sessiz kaldım. Ben sırf onun için. Bunun için beni hapse atacaklarsa atsınlar. Bu bir suçsa tamam, suçluyum ben. Suç tabii. Zaten yaralı bir insan. Güzel bir habere hasret. Kanmaya dünden hazır. Siz kızın bu halini istismar ettiniz. Öyle gaddarlık bu. Hayır hiç düşünmediniz mi? Esas çocuk bir gün bulunursa biz ne yaparız diye. Aha işte bulundu. Sude ne yapacak? Bunu duyunca ne olacak diye hiç aklınıza gelmedi mi ya? Yani bunu kimse hesaba katmadı mı? Anlamıyorum ben bu işi. Bilmiyorum. Bunca yıl bulunamadı. Bir daha da bulunmaz diye düşündüler herhalde. Ne bileyim. Yok yok. Sizi kesin asarlar anacığım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.